insanların bir kısmı içe dönük, bir kısmı dışa dönük. Bir kısmı stabil, bir kısmı ise nörotik. Bu insanların en önemli konularından bir tanesi bunu tanıyor ve değerlendiriyor olmamız gerekiyor. O zaman neymiş? Bizim bu anlamda değerlendirdiğimizde gerçek anlamda bireyleri tanıyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda bireylerin ne kadar, hangi tür özelliklere sahip olduğunu biliyor olmamız lazım. Genelde stabil olanlar tercih ediliyor. Nörotik olanlar tercih edilmiyor. Çünkü duygusal anlamda değişken olanlar tehlikeli olabiliyorlar. Buna göre değerlendirip şekillendirmek, ona göre değerlendirip bakıyor olmak gerekiyor. Bunlar önemli konulardan bir tanesi. O yüzden sakin, işte barışçıl ortamda değerlendirdiği kısımlar açısından görmemiz gereken yerlerden biri bu. O yüzden bir, burada olduğu gibi gözüktüğü üzere bireyin bu durumu değişebiliyor. Düşünün, her şey çok iyiyken bir anda sevgilisinden ya da eşinden ayrılmış bir kişinin bir anda durumu değişebiliyor. Ya da aldatılmış bir kişi durumu değişebiliyor. Annesini babasını kaybeden bir kişinin durumu değişiyor. Yani benim bugünkü durumumla iki gün sonraki olabilecek durumum belli değil. O yüzden bu durumların tamamı bireyin dinamik olduğunu görmesi gerekiyor. Yani biz hayatta mesleki rehberlik anlamında çalışma yaparken şunu biliyor olmamız lazım ki fotoğraflar üzerinden değil, yaşanmış filmler üzerinden hareket ediyor olmamız gerekiyor. İş ortamında her şeyi stabil bir şekilde devam eden bir kişinin bir bakıyorsunuz bam, bir anda hayatı değişebiliyor. Bu hayatını değiştiren en önemli konulardan biri bireyin gerçek anlamda bu anlamdaki değişimini görüyor ve değerlendiriyor olmamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle biliyor olmamız gereken konulardan bir tanesi ki bir, biz bu yapı içinde mesleki rehberliği değerlendirir ve şekillendirirken kesinlikle hayatın dinamikliğini görüyor olmamız lazım. Özellikle şunu da biliyor olmamız lazım. Geleceğin mesleklerinin ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Bunu bilmeden hareket ediyor olmamız imkansız. O yüzden bizim bu anlamda asıl önemli yerlere gidiyor ve değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Gelecekte işlerin dünyasında ne olacak? Ne yapılacak? Bu dinamizme göre neler değerlendirecek? Bakıyor olmamız gerekiyor. Hangi meslekler ön plana çıkacak? Hangileri ön plana gidecek? O yüzden bizlerin en önemli konularından bir tanesi bu.